mı Kendal? Ana, vallahi de yetti, billahi de yetti artık. Köyü köpeksiz buldum, değneksiz gezerim mi diyeyim? Yahu ben sana kaç kere diyeceğim ha? Anlaman, dinlemen için kaç kere söyleyeceğim? Ne söyleyeceksin ana ya? Allah'ını seven yalansa yalan desin. Bu ve erikleri geldiğinden beri gün yüzü gördük mü ya? Bunu bir tek fark eden ben miyim? Kenan Bey, emrettiğiniz üzere tüm hazırlıklar tamamlandı. Ancak sizinle paylaşmam gereken bir durum var efendim. Anlaşıldı. Demek onlar geldiğinden beri gün yüzü görmedik ha Kendal? Bana Ebru'dan sana gelen bir tek kötülük söylesene. Çetelesini mi tutacağım sosyete gülünün ana? Her şey ortada değil mi? Aldı eniklerini geldi başımıza. Benim çocuklarımın yanında daha fazla sabrımı taşırma, tamam mı Kendal? Gelinimi, torunlarımı kapının önüne koyacak kadar dolduysan... bana şimdi tek tek sana yaptıklarını söyleyeceksin. Sen ne demeye çalışıyorsun ana? Dediklerim ortada. Bizim fark etmediğimiz, bilmediğimiz, görmediğimiz bir şey varsa söyle de bilelim. Tabii bildiklerimizin dışında. Mesela Ebru'nun Nari'ni nasıl affettiğini. Baran Ebru'yu vurduğunda nasıl şikayetçi olmadığını. Kazara zehirlendiğinde herkes Narin'den şüphelenirken o asla şüphelenmedi. Senin oğlun Asım kaybolduğunda hepimizden önce Ebru'nun koştuğunu. Daha sayayım mı Kendal ha? Şimdi bana bir tek şey söyle. Benim gelinim sana ne yaptı? Murat'ımın emanetlerinden sen ne istiyorsun Kendal? Senin yüzünden kardeşim ne hale geldi be? Gerçi sen kendi oğlun için bile üzülmüyorsun. Benim kardeşime mi üzüleceksin? Bak ana, göreyim değil mi? Beni böyle sahipsiz bıraktın. Koskoca Kendal Ağa'nın düştüğü duruma bak. Herkes dışarıda el pençe divan dururken... burada el kadar kız bana dikleniyor. Ama buna çanak tutan kim? Sosyete Gülü'nün yaptığı tek şey... kendisi gibi enikler yetiştirmek. Anasına bak ki... kızların ne olacağını gör. Gün gelir... senin benim boynumuzu bükecek namussuzluklar yaparsa... sonra bana gelip... Kendal ne yapacağız deme. Bunların hepsi senden yüz buluyor. Ama bunun o manyak kızının bile namussuzlukları kapandı be. Daha ben ne diyeyim? Yeter! Yeter! Yeter dedim. Bana bak. Sakın! Sakın bir daha benim çocuklarımın hakkında tek kelime dahi etme, anlıyor musun? Yoksa seni mahvederim. Şimdiye kadar susmamın tek sebebi Kadriye Hanım'dı. Ama bundan sonra senin anlayacağın dilden konuşacağım. Anlıyor musun beni? Bak. Kadınsın diye bir şey demeyeyim. Tabii. Biliyorum kadınlara ne kadar saygılı olduğunu. Yakamı bırak yoksa çok kötü olur. Sabrımı taşırma. Sen benim sabrımı fazlasıyla taşırdın ama Kendal. Ver, yeter! Anne! Anne! Anne iyi misin? İyiyim, tamam. Vay vay vay, teyzem kızı. Şimdi böyle mi olduk ha? Bugüne kadar hep bu kadının karşısında durdum. Bunların buradan gitmesi için bana yalvardın. Şimdi el mi uzatayım ha? Gör ana gör. Bunların hepsi senin yüz vermenden işte. Sen beni gözümün içine baka baka sattın abi. Sen beni sattın. Ebru ne yaptı? Affetti. Eğer ben bugün buradaysam, ben bugün oğlumun yanındaysam Ebru sayesinde. Demek oğluna seni kavuşturdu ha. Sen de bunun altında kalmazsın artık. Sen ne zaman kavuşturacaksın Deyzem kızı?
ver onu. Rüzgar, Maya kapıyı aç. Rüzgar. Maya kapıyı aç. Hemen ilacını hazırla. Rüzgar, Maya kapıyı aç. Oğlum. Bizi getirdiğin şu hale bak. Ufacık çocuk senin yüzünden nelere şahit oluyor? Ne hallere düşüyor? Yeter Kendal, yeter! Ebru benim kızım. Çocukları da torunlarım. Beni mezara koymadan onlara dokunamazsın. Rüzgar'cığım oğlum, iyi misin bir tanem ha? Ablacığım bak doğru söyle. Bir doktora falan gidelim istersen ha? İstemiyorum, iyiyim ben. Tamam. Sen şimdi iyice dinlen olur mu? Ben aşağı ineyim de anam merak eder Rüzgar'a haber vereyim. Tamam sağ ol Melek. Bir ihtiyacınız olursa söyleyin. Rüzgar. Halacığım sen yat dinlen biraz, ben sonra gelirim, tamam mı? Sen de kimsin be? Fikriye'nin oğlu Kenan. Doğru bir zamanda gelmedim galiba teyze. Ben daha sonra geleyim. Sen buyur geç oğlum. Gelin bağlım, gelin. Kendal Ağa'nın kim olduğunu göstereceğim ulan size. Haydi bağlım. Sen onun kusuruna bakma oğlum. Önemli değil teyze. Aile arasında olur böyle şeyler. Ben Özlem. Kadriyan'ın gelini. Vallahi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emine, bu evin direğidir. Asım benim ilk torunum, ilk göz ağrım. Merhaba delikanlı. Merhaba. Hoş geldiniz. Melek, kızım. Sibel ve Ayşe. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle, burası biraz karışık. Ben size sonra detaylarla anlatırım. Sibel, son gözlemimiz Mehdi'nin anası. Ayşe de kızı. Hadi siz Kenan oğlumla salona geçin. Ben de birazdan geleyim. Tamam oğlum, buyurun. İyi misin bir tanem ha? Anne ben çok korktum. Sakın korkma. O bir daha bizim karşımıza çıkamayacak. Narin, benim yanımda olduğun için ve destek olduğun için çok teşekkür ederim. Merak etme Ebru. Benim gözüm açıldı. Ben artık kimin karşımda olduğunu çok iyi biliyorum. Ben çıkayım, sizi biraz yalnız bırakayım.
Sırf gıcık diye gitti bak, öbür adamın arabasının frenlerini bozdu. İyi akşamlar Oğuz abi. Gülsüm. Rahatsız etmiyorum değil mi abi? Yok etmedin tabii ki de, senin ne işin var burada? Hem de bu saatte. Gel içerim. Yok. Yok abi, ben gideceğim zaten. Ya babam bekçi ya, gündüz çıkamıyorum. Yani o işteyken kaçtım geldim. Ne oldu? Babam mahalleliyle konuşurken duydum. Kendal kardeşinizi... geçmiş olsun diyecektim. Nasıl oldu şimdi? Sağlık eksik olma, daha iyi. Gülsüm, sen şu olayı bir daha baştan anlatsana bana. Ya abi, vallahi zorladılar beni. Yoksa ben o dilekçeyi yazıp da öyle... Gülsüm, onu değil. Fırat abinle Roş'ta olayı. Sen ne gördün tam olarak? Fırat abi... Ya bizim tarlada çalışıyorduk. Sonra ben bir ses duydum. Arabayı gördüm. İçinde Fırat abi vardı. Böyle delirmiş gibiydi. Hani durdurmaya çalışıyordu sanki ama... Ya, arabada son sürat gidiyordu. Yani ben anlamadım ne olduğunu. Gözümün önünde suya düştüm. Sonra arkasından Kendal ağa geldi. Arabasını durdurmaya çalışıyordu, öyle mi? Evet. Yani bilmiyorum. Ben öyle gördüm. Tamam Gülsüm, hadi sen şimdi evine git. Buraya da geldiğini kimseye söyleme, tamam mı? Abi... beni affettin değil mi? Seninle ilgili olan bir şey değil. Hadi evine git. Nasıl içeceksiniz diye sormadım, hepsini yaptım. Sade, az şekerli, orta... Şu da şekerli. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Al al. Ver. Sağ ol. Emine abla. Yok, sağ ol kızım. Şey, Fikriye teyzem nasıl? Daha iyi. Az önce doktoruyla konuştum. Yarın çıkarabilirmişiz. Hadi inşallah. Şimdi oğul da yanında olunca daha çabuk güçlenir Fikriye teyze. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Birden o kötülediydi. Sonra nasıl oldu? Anam hep onun yanındaydı. Konağa falan uğramadığı için merak ettik. Kusura bakma. Özlem biraz meraklıdır da. Atlatacak. Kadriye teyzem de var. Onun en büyük destekçisi. Eğer sizler de bizim yanımızda olursanız... daha çabuk toparlarız. Oluruz tabii ya. Olmaz mıyız Emine abla? Melek, olmaz mıyız? Biz bir aileyiz yani. Bugün de destek olmayacağız da ne zaman olacağız? Murat haklıymış. Hepinizden bana tek tek bahsetmişti. Ben bu akşam olanlar için özür dilerim kızım. Hiçbiriniz bu yaşananları hak etmeyiniz. Anneciğim. Hadi sen kardeşini de alıp odaya geç. Tamam anne. Uy babaannesinin kuzusu bu. Ah, mis kokulum benim. Sen Kendal'ı boş ver kızım. Her zamanki Kendal işte. Benim yokluğumu fırsat bildi.
Senin bizim için yaptıklarını saymakla bitmez. Sen isteseydin Kendall'ın başı dertten kurtulmazdı. Kadriye Hanım, benim derdim ne Kendall ne de ev. Benim tek derdim çocuklarım. Onların böyle şeylere şahit olmasını istemiyorum. Benim onlardan başka kimim var? Eğer tüm bu yaşadıklarıma dayanabiliyorsam çocuklarım için. Eğer susuyorsam sizin için Kadriye Hanım. Ama bugün benim sabrımı taşırdı. Rüzgarın halini görmediniz mi? Haklısın kızım. Yerden göğe kadar haklısın. Ama şunu bil. Ben sizin hep yanınızda olacağım. Ne huzurunuzun kaçmasına ne de hakkınızın yenmesine izin vermeyeceğim. Ne oldu kızım? Ben çocukları almaya gidiyorum. Geliyor musun Ebru? Çocuklar nerede? Ana çocukları ifade için almışlardı da jandarmaya. Ne ifadesi ha? Ne oldu? Yok Kadriye Hanım, merak etmeyin. Öyle adayla barandalaşmışlar. İfade vermeye gittiler. Önemli bir şey yok diye anlatmadım size. İyiler mi? Kimle dalaşmışlar? İyileri iyiler. Gerçekten merak etmeyin. Ben size sonra anlatırım. Anne, bugün ablamla yatsam olur mu? Olur tabii bir tanem. Hadi çıkalım mı? Sen merak etme kızım. Ben çocuklara göz kulak olurum. Tamam, teşekkür ederim. Hadi. Ne kadar direnseniz de, ne kadar birbirinize karşı olsanız da... bak işte el ele verdiniz. Bana bakın veletler. Bir şey sakladığınızı farkındayım. Ne saklayacağız ya? Küçük hanım, sen kimi kandırıyorsun ya? Kimle? Doğru düzgün anlatın her şeyi. Bakın bu son şansınız, bir daha sormam. Yok. Sizinle daha fazla vakit kaybedemem. Hadi anlatın. Ya anlattık ya. Her şey oldu bitti işte. Kardeşimiz kışırıp durma artık. Delikanlı, sen nerede olduğunu farkında değilsin herhalde. Sana buranın neresi olduğunu çok acılı anlatırım ha. Anladım. Sen bu gece burada kalmaya heveslisin. Şimdi doğru düzgün anlatın şu meseleyi. Kıvırmadan. Siz Murat abimi tanıyor muydunuz? Ama bu nasıl olur? Sizden hiç bahsetmedi bana. Ay Melek, sanki rahmetli her şeyden bahsediyordu. Ama gerçi siz konuşuyordunuz, sana bahsediyordu. Araları sıkı fıkıydı da. Nasıl tanıştınız? Çok yakın mıydınız? Aslında yıllar öncesine dayanıyor. Annemi bulmak istemiş. Benim de çok zor bir zamanımdı. İşlerim pek iyi gitmiyordu. Bana çok destek oldu Murat. Kusura bakma oğlum. Rüzgar, rahmetli Murat'ımın küçüğü rahatsızlandı da ona baktım. Rüzgar, geçmiş olsun. Astım hastasıydı değil mi? Sen nereden bileyim? Ana, tanışıyorlarmış Murat abla. İş bilem yapmışlar, onu anlatıyordu şimdi. Hatta bir ara Kenan Bey'in işler bozulmuş, Murat'a yardım etmiş falan. Sen bir sussana Özlem. Sen Murat'la tanışayım mıydın oğlum, hiç söylemedin. Evet. Tanışıyorduk teyze. Ama böyle apar topar gelince... anlatacak vakit olmadı. Uygun bir zamanı bekliyordum. Ne kâğıt olmuş be ana. Baksana sana bile bir şey söylememiş Murat'a. Yani sen hepimizi tanıydın. Evet. Evet.
Ala nereye? Ben bir ilaçımı alırım. Ben alsaydım ala. Yok yok, ben alırım. Çocuklara da bakarım. O yaptı. Ne? Kendal. Fırat abinin arabasını frenleriyle oynadı ya da birisini oynattı. Yani kaza değil, sabotaj. Eğer arabayı detaylı bir incelemeye aldırırsak... Oğuz. Bak, senin durumunda olsam kendi davam nasıl sonuçlanır diye düşünüyorum. Eğer ben kendim düşünüyor olsaydım bu durumda olmazdım zaten Sayın Savcım. Oğuz, durum çok kritik. Artık senin daha fazla bu işe girmeni istemiyorum. Seni başka nasıl ikaz edebilirim? Bile bile kendini zor duruma sokuyorsun. Evet, biliyorum. Ama Kendal'ın peşini bırakmam. Tamam. Ben yarın aracı detaylı incelemeye alırım. Ama sen daha fazla bu işe karışma, tamam mı? Çünkü şu an hiçbir yetkin yok, biliyorsun. İyi geceler. Daha iyi misin? Vallahi Kendal'ın yaptığı aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum. Ama kendime de kızıyorum tabii. Böyle bir şeye fırsat verdiğim için. Sonuçta Kendal da sürekli bize saldıracak yer arıyor. Ama senin bir kabahatin yok ki, Kendal abim işte. Yaptı yine yapacağını. Narin, biliyorum. Bana moral vermeye çalışıyorsun ama... Yok. Öyle değil Ebru. Bak, bunları söylemek benim için kolay değil ama... sen buraya geldiğinden beri... yaşadıkların, yani... yaşattıklarımız karşısında... dimdik durdun. Hiç yorulmadan, yılmadan, inancını hiç kaybetmeden. Biliyorsun işte, abim öldükten sonra ben de kendimi kaybettim. O kadar ani bir ölümdü ki. Ama ben eskisi kadar kör değilim artık. Baran'ın suçu üstlenmesine bir şey demedin. Ne diyeyim? Kardeşini koruyor. Koruma mı diyeyim? Ben abimi koruyamadım Ebru. Hiç değilse o kardeşini korusun. Hadi gel çocuklarım. Hadi. Şimdi bu alanı ta İstanbullardan bir belalısı bulmuş izini. Kaçırma, göçürme, Ebru yengeler, Sibeller falan gitti çocuklar dövmeye. Bir güzel pataklamışlar. Anlatsana Sibel ya, çenem yoruldu benim, sen anlat. Özlem kızım. Çenesini tutmayı bir türlü öğrenemedi. O da bilsin. Yabancı mı Kenan Bey? Anlat Sibel. Sen anlattın ya her şeyi. Bize ne hacet? Alo Murat. Bizim çocuklar adayı üzenleri bulmuşlar. Şimdi Cemal seni almaya geliyor. Oraya götürecek. Ben izninizi isteyeyim. Niye ya? Ne güzel konuşuyorduk. Özlem. Böyle paldır küldür geldim. Kusura bakmayın. Annemin yanına gitmeliyim. Her zaman bekleriz. Arayı açmayın. Hadi ben geçmiş olsun. Bekleriz. Sağ ol. Oğlum gideyim mi? Tekrar gelirim teyze. Annemin yanına gideyim. Ey vakit, hadi çıkalım. Narin, Ebru Hanım. Bu saatte burada işiniz ne? Çocukları ifade için aldılar da biz de onları bekliyoruz. Gece gece şart mıymış peki? Ben içeri geçip bakayım. Siz burada bekleyin Levent, biraz ters bir adamdır. Olur. Sen merak etme teyze. Böyle olmuyor ki. Aklım sizde kalıyor. Ben de geleydim. Sen de perişan oldun kaç günden beri. Dinlen biraz. Bizi habersiz bırakma. Annem bana emanet. Siz merak etmeyin. Hadi.
Bakın, gerçekten size her şeyi anlattık. Artık gidebilir miyiz lütfen? Tamam, imzalayın. Odaya böyle girmenin bir açıklaması vardır umarım. Gecenin bu saatte çocukları bu şekilde almanın ne gereği vardı Levent? İşimi yapıyorum izin verirsen. Ayrıca seni ilgilendirmez. Hatırlatırım. Beni sorgulayacak konumda değilsin. Çocuklar siz dışarı çıkın. Bunu ben söylerim. Yeter artık Levent. İşleri daha da fazla zorlaştırma. Çocuklar zaten zor bir olaydan çıktılar. Bırak gitsinler. Tamam hadi. İmzalayın sonra gidebilirsiniz gençler. Bu işin içinde kendi al var Levent. Kaçırma işinde mi? Hayır. Fırat abiyi öldüren o. Ya Oğuz, kız ifadeyi zorla Oğuz imzalattı dedi. Zaten zor durumdasın. Hala peşini bırakmadın ya. Uğraşacağım. Sonuna kadar uğraşacağım. Savcı Bey'le konuştum. Arabayı incelemeye aldırtacak. Sen de Kendal'ı gözaltına alsan iyi olur. Hangi gerekçeyle? Kendal Bey, Oğuz sizden şüpheleniyor. Sizi gözaltına almak zorundayım mı diyeceğim. Tarafı ifade alacak yapmadığını bırakmadı. Tamam sakin ol. Görmedin mi adam ruh hastasının teki işte. Ya az kalsın bizi suçlu çıkartıyordu görmedin mi? Ya tamam daha fazla konuşup sinirlerinizi bozmayın. Belli ki ters işte. Canım biz sizin için geldiğimizde de bir kovulmadığımız kalmıştı. Anne artık gidebilir miyiz lütfen? İyi misiniz? Gidersek daha iyi olacağız. Tamam ben sizi bırakayım buyurun. Biz kendimiz gideriz. Teşekkür ederiz. Biz de beraber gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Maşallah yenge. İştahına diyecek yok. Gözüne mi battı Melek? Yok, afiyet olsun. Sağ ol. Ya kızım siz bu Murat Ağa'ya ne diyorsunuz Allah aşkına? Ben pes diyorum ha. Bir insan hiç mi konuşmaz? Hiç mi bir şey demez ya? Onun içinde fırtınalar kopardı da yine de bir şey demezdi. Vallahi siz ne deseniz deyin ama ben bu Fikriye teyzeyle oğlunun hikayesine pek bir inanmadım. Yani sen bunca yıl ortada gözükme, sonra pat diye çık. Oldu. Ben size bir şey diyeyim, bu işte bir şey var. Aman demesen hatırım kalırdı zaten. Başladın yine yenge. Ya anlattılar ya, sen daha neyini kurcalıyorsun? Sana da eğlence çıktı ha. Ya siz de amma safsınız kızım ya. Görün bakın yarın bir gün mal mülk davası bunlar kavga etmezse ben de özlem değilim. Şimdi Fikriye teyze geldi. Sonra anam yanından ayrılmadı. Bunlar bir küstüler, kadın kayboldu. Sıra kalem bastı resmen. Bence Fikriye teyze kendi başına baş edemedi oğlunu çağırdı. İnanamıyorum yenge sana. Ya kadın can derdinde sen mal mülk diyorsun. Ya Allah şifa versin kızım. Ama ben de tam işte o yüzden geldi diyorum sana. Gitmeden önce mal mülk ne varsa oğluna bırakacak diye. Bence böyle.
Ha bir de hasta hasta geldik ki kendini acındırsın diye. Ben en iyisi çocuklara bakayım. Alo Cemal. Buyurun efendim. Adaya musallat olan o itler buradalar. Ne yap yap o deri hemen bul. Tamam Kenan Bey. Anladığım kadarıyla içlerinden bir tanesi yaralı. O yüzden bir yerlerde saklamıyorlardır. Bul hemen. Tamam efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Şimdilik yeter. Afiyet olsun. Bir kusurumuz mu oldu ağam? Ya edebinizle oturun ya da defolup gelin. Kusura bakma ağam. Masamızda misafirimiz var. Tanımıyor seni. Ondan öyle. Misafirse misafirliğini biz. Ne bu gürültü ya? Kendi Allah'ı rahatsız etmeyin. Hadi. Ne var Sait? Ne? Baran. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Ama bir dahaki nesilattan uzak durursun. Şakası bile kötü vallahi. Neyse ben çocukların yanına gideyim. Onlar için de çok zor oldu bu gece. Olur tabii. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu ki? Hiç sorma oğlum. Amcan delirdi yine Ebru'nun üzerine saldırdı. Allah'tan anam geldi de fazla uzun sürmedi iş. Neyse. Hadi sen git sonra konuşuruz. Ya geç oldu ama ben ışığı görünce. İyi yaptın gel. Bir sorun çıkmadı mı? Yok ya, ifade verdik geldik işte. Ne kadar büyümüş ya. İyi mi bari? İyi. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ben bir Kadriye Hanım'a bakayım bari. Çok tatlıyım ya. Ablasına çekmiş. Bak gördün mü her şey nasıl yoluna girdi? İnat etmeseydin eğer daha önce olacaktı ama. Baran. Tamam bir şey demen. Ne oldu? Hiç. Neye bakıyorsun? Seni uzun zamandır böyle mutlu görmemiştim de. Umarım kaybetmezsin. Senin sayende Baran. Sen olmasaydın ben buraya asla gelmezdim. Ben zor günümde yanımda değilsin, beni anlamıyorsun sanıyordum. Ama meğer sen beni ne iyi anlamışsın. Benim fark etmediğim şeyleri görmem için öyle davranmışsın. Ben daha şimdi anlıyorum bunları. Yok canım, abartma ya. Abartmıyorum. Ben şimdi eğer kardeşimin, annemin yanındaysam... Yeniden ailem olduysa senin sayende. Baran çok teşekkür ederim. Yanımda olduğun için. Bana güç verdiğin için. Şeli. Buyur abi. Şunları yenile. Baş üstüne. Anlat bakalım. Neymiş işin aslı asları? Ağam, savcı benim kayınçoyu aramış. Yarın sabahtan gel demiş. Yedemine çekilen Fırat'ın arabasında
detaylı bir inceleme yapmasını istemiş. Allah Allah. Ne olacak şimdi? Ya ortaya çıkarsa? Bir şey olacağı yok. Kayınço'nun yerine sen gidersin. Bakıp inceler gibi yapıp düzeltirsin bozduğunu. Verirsin raporun, bu kadar. Sonra? Sonrası da alırsın paranı, çekilirsin kenara. Emrin olur ha. Müsaadenle. Oğuz, hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Vallahi senin için de çok üzüleyim ha. Bir gün elimde kalacak artık bu adam ya, yeter. Ada sakin olur musun? Rüzgar uyanacak şimdi. Ya aklım almıyor Maya, aklım almıyor. Nasıl yapar böyle bir şey? Ya nasıl kovar sizi evden? Ya ne olur anlattığıma pişman etme. Hayır annem cevabını verdi zaten. Ne oluyor çocuklar? Anne asıl burada neler olmuş ya? Niye söylemedin? Baran'ın yanında söylemek istemedim. Zaten ikiniz de yıpranmıştınız. Aşk olsun Maya, niye söyledin? Herhalde söyleyecekti. Hem ben onun halinden anladım. Üstüne gidince de anlattı işte. Yani ne demek bu ya? Yarın gidip şikayet edelim. Neyse cezası çeksin artık. Ya bu bildiğin basbayağı haneye tecavüz. Ben şikayet etmeyeceğim. Nasıl yani? Yok artık anne. Bunu da mı görmezden geleceksin? Tabii ki hayır. Bundan sonra eski Ebru yok. Sizin içiniz rahat etsin. Madem öyle ben de kuralına göre oynayacağım. Görsün bakalım o Kendall, Ebru Şenver'de kimmiş. İşte benim annem bu ya. Kızım nerede kaldınız ha? Çocuklar nasıl? İyiler ana, iyiler. Merak etme. Yakalanmışlar mı çocuklar? Ne yakalanması? Merak etme ana, yok bir şey. Özlem işte. Evet Özlem, yakalanmışlar. Kavga ettikleri çocuklar yakalanmış da. Çok şükür. Ana şimdi sen de rahat uyursun. Günlendir perişan oldun zaten. Hadi hadi. İyi geceler. Aa şey, Fikret teyzenin oğlu geldi Narin. Hadi Özlem, hadi. Bu kadar gevezelik yeter. Neyse. Ben gidip bir Baran'a bakayım ana. Sana haber vermek için gelmiştim. İyi geceler, tamam kızım. Bu kız hiç akıllanmıyor aşk. Boş ver ana. Özlem işte. Hadi biz de kalkalım. Bu sefer seni öyle bir yakaladım ki kendi aldım. Vallahi de nasıl yakaladın şimdi? Hangi açımı buldun ha? Söylemezsin değil mi? Ya ne olur söyle ya. Benimle merakla koyma. Gül. Doyasıya gül Kendall. Bakalım yarın böyle gülebilecek misin? Beni hapiste çürütmek isteyin. Ama yok, yapamayın. Beni öldüresiye dövmek isteyin. Ama yok, yapamayın. Şöyle ağzımın ortasına vurup rahatlamak isteyin. Ama yok, yapamayın. Ya komutan, farkında mısın? Sen bana hiçbir şey yapamayın. Çünkü o yürek yok sende. Yazık oldu kardeşine. O da aradı, kaynadı gitti. Nereden bilsin ötlek bir abisi olduğunu? Ha? Dayağı yedi.
Ama cesur davrandı kardeşin. Hakkını yememek lazım şimdi. Hop! Gebertirim lan seni. Yüreğin yetiyse vursana ulan! Vursana! Ya ne yapayım kardeşim ya? Allah Allah bırak yakamı ya! Bırak komutan, ne yapıyorsun? Ne komutanı ya? Bunun komutanlığı mı kalmış Allah'ını seversen ya? Burak ne istiyse yapsın ya. Ne zamandan beri bu anı bekliyor zaten. Gebertirim lan seni. Seni mahvederim Kendal. Bırak! Bunu bir kenara yaz Kendal. Bu burada kalmadı. Ha, buraya yazdım. Ne o han? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Biraz yürüyeyim de hava alayım. Sen çocuklara söyle de kapattıktan sonra benim arabayı evin önüne getirsinler. Başsın ağam. Haydi. Bana bak. Bana pazusu kuvvetli bir adamını yolla. İşim var onunla. Haydi. Sen nasılsın? Daha iyi misin? Nasıl olayım? Artık bir an önce bitsin bu kabus istiyorum. Ya benim yüzümden Baran'ın da başına iş açıldı. Ya komutan bozuntusu ifade verirken saçma sapan gitti çocuğun üzerine bir de. Neredeyse ben yaptım diyecektim. Baran'ı öyle görünce... O da saçmalama lütfen. Annemin dediğini duymadın mı? Eğer şimdi söylersen daha çok karışacak ortalık. Biliyorum. Ben de o yüzden sustum zaten. Hem korkmana gerek yok. Bir şey olmayacak, merak etme. Nefsi müdafaa sonuçta. Siz kendinizi korumak için yaptınız. Yani. Öyle tabii. Hadi yatalım artık. Tamam. Ben de bir tık haldeyim zaten. Ya bu arada Emre ile konuştun mu? Nasılmış? Emre mi? İyi ki. Senin haberin yok mu? Neyden? Ya... Bu pislikler bizi kaçırdığında... Emre yaralandı. Yaralandı mı? Ya tamam dur bir sakin ol. Ya ufak bir sıyrık bir şey yok. Yarın arar konuşuruz merak etme. Tamam öyle olsun. Hadi iyi geceler. Nedir durum? Çocukları bulduk Kenan Bey. Güzel. Adrese teslim ediyorsunuz. Kulaklarını iyice çektiniz değil mi? Her şey istediğiniz gibi yapıldı efendim. Ada Baran vurdu demeyecekler. Birbirlerini vurdular. Ona göre. Sonradan sıkıntı çıkmasın. Merak etmeyin Kenan Bey. Kapat lan şunu, kapat. Lan bu ne? Bir kişi yeterdi. Ne oldu ağam? Vaz mı geçtin? Üç kişi olmaz, bir kişi yeter, haydi. Şimdi ben eğiliğine. Doğru düzgün hallet şu işi. Yoksa alırım ayağımın altına ha. Şimdi orama burama vurmak yok. Sadece yüzüme çalış. Kırık, çıkık, hasar istemeyeyim. Şöyle göstermelik bir şey olacak, anladın mı? Anladım ağam. Haydi, başlayalım o zaman. Sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Yardım edin. Hayırdır Kendal ağa? Oğuz. Yavaş. Atmaya gerek yok. Kendi kendine iyileşebilir. Doktor bu ne? Yaranız için bant. Ya sen benimle dalga mı geçeyin? Ya yara mikrop kaparsa ne olacak? Ha? Sen benim kafayı en iyisi şöyle iyice bir sar sar. Pekala. Öyle rahat edecekseniz öyle yapalım. Ah! Kolumda çok ağır ya. Baksana mosmor olmuş. Sen en iyisi bana bir de askı ver, askı. Allah! Boynu! Abi, sen ne zaman geldin? Duymadım hiç. Az önce. Abi, eline ne oldu? Yok oğlum, bir şey. Abi, nasıl bir şey yok? Ne oldu eline? Söylesene. Kavga mı ettin? Yok be oğlum. Sinirlenip duvara vurdum işte. O duvarın adı Kendal mı abi? Benim yüzümden gidip herife bir şey mi yaptın? Yok be oğlum. Dur. Hayırdır Levent? Bir gelişme mi var? Hakkında şikayet var Oğuz. Ne şikayet? Yolda gelirken Kendal ağaya rastladık. Adamı öldüreseye dövmüşsün. Hayır, öyle bir şey olmadı. Eline ne oldu senin? Bana kızdı, duvara vurdu. Niye? Evet, evet. Prosedürü biliyorsun. Seni gözaltına almam lazım. Ya! Ne gözaltısı ya baba? Ne diyor bu adam? Tamam Deniz. Belli ki bir yanlış anlaşılma var. Ya önce istifa, şimdi bu. Anlamıyorum ki ben. Ne oluyor? Biz de geliyoruz. Hayır Deniz. Hayır, geliyoruz. Abi, geleceğiz. Serdar, Deniz'i yalnız bırakma. Gidelim. Ya baba! Ya ben neredeyse ameliyat oldum, geldin. Bunlar nerede kaldı? Beklemenize gerek yok aslında. Yok yok. Bekleyeyim, o kadar bekledim. Helal olsun komutan. Suçluyu yakalamış. Bu yaptıkların yanına kar kalmayacak Kendal. Bak sen, bir de tehdit edeyim. Şikayet dilekçeme bunu da yaz. Asker! Oğuz'u nezarete götür. Nezarete mi? Lan! Emredersiniz komutanım diyeceksin asker. Emredersiniz komutan. Hadi.
içine söyle, alsın boyacı sandığını düşsün yollara. Yoksa ikiniz de defolun gidin buradan. Para diyoruz, havalara bakıyor. Okuyacakmış, oldu. Mehdi cebine 3 kuruş koydu, sepetledi seni. Ben size bakmak zorunda mıyım lan? Ha? Defol git! Sıra gelecek, size de. Günaydın. Günaydın anne. Sen yorgun görünüyorsun biraz. İyi uyuyamadın mı? Pek uyuyamadım. İyi misin peki? Bilmiyorum anne. İyi miyim, kötü müyüm inan artık ben de bilmiyorum. Bak uzun zamandır anne kız oturup şöyle bir sohbet edemedik. Biraz konuşmak ister misin? Konuşsak ne değişecek ki? En azından biraz yükünü hafifletir. Bak Ada, uzun zamandır çok zor şeyler yaşıyorsun. Ayrıca bunların hepsini tek başına atlatmaya çalışıyorsun. Ve ben çok endişeleniyorum. Maya ile konuşuyorum anne, sen merak etme. Peki Maya ile konuşamadığın şeyleri ne yapacağız? Yani Serdar'ı. Yok sayıyorum anne. Böylesi daha iyi. Bence artık bu konuyu da konuşmalısın Ada. O konuyu hiç açmayalım anne, olur mu? Anne lütfen. Günaydın. Günaydın. Maya, istersen bugün Rüzgar'ı ben götüreyim. Sen de biraz dinlenirsin ha? Gerek yok anne. Ben de biraz hava almak istiyorum. Hadi ablacığım. Peki o zaman. Ada, hiç iyi yapmıyorsun. Ayrıca hem kendine hem de Serdar'a yazık ediyorsun. Nereye gidiyorsun? Biraz dolaşayım anne, olur mu? İçim çok sıkıldı burada. Hoş geldiniz. Geleyim ben de. Doktor bey, annemin tedavisine evde devam etmek istiyorum. Kenan bey, anneniz geldiğinde çok ağır bir durumdaydı. Emin misiniz? Evet. Evde tüm donanımları hazırlatıyorum. Siz merak etmeyin. Peki, siz bilirsiniz. O halde yanınıza bir hemşire arkadaş verelim. Bu arada kontrolleri de aksatmayın. Teşekkür ederim. Peki. Ben çıkış işlemlerini hallettim. Abim gece eve dönmedi. Burada mı hala? Evet, dışarıda. Şimdi göremezsiniz. Kendi alay şikayetçi olunca nezarete alındı. Ulan Kendal, ben şimdi senin. Biraz hırpalandık ama olsun. Değdi. Abla çıkarken yüzü düşüktü. Nasıl düşük olmasın yenge? Başına gelen önce şeyden sonra.
Ne olursa olsun. Ebru gibi anaları var yanlarında. Kendi daha gelmedi mi acaba? Ne bakayım Özlem? Ağzını yüzünü çarşamba pazarına çevirmişler. Geçmiş olsun. Öyle mi? Ulan Özlem, ben de seninkini çevireyim mi ha? Kendal sen ne yapıyorsun gene ha? Ne oldu sana oğlum? Kim yaptı bunu? Konuşsana. Kim yaptıysa eline sağlık. Ben değildim de inanmaydın sana. O herifin ne mal olduğunu en baştan anlamıştım ben zaten. Oğlum sen kimden bahsediyorsun? O kolladığınız herif var ya, işte o yaptı. Ha, gel Narin, gel. Gel de gör halimi. Narin galiba seninki abini dövmüş. Kendal, kimden bahsediyorsunuz siz ya? Abi yoksa... Bana bak, Narin hemen anladı. O kıymet verdiğiniz komutan bozuntusu var ya, Oğuz, işte o yaptı. Yenge, Ayşe salonda mı? Yok, Baran. Git bir amcana geçmiş olsun de istersen. Niye, hasta mı oldu? Yok. Dövmüşler. Yazık. Ne diyorsun ya? Kim dövmüş? Cici baba. Abi ne oldu ki sana? Olan oldu. Gerisini Oğuz abine sorarsın. Ya şunu bir az yardım etsene. Kendal, şu işin doğrusunu bir anlatsana sen. Oğuz bunu sana niye yapsın? Ne olacak ana? Oğuz efendi nasıl saldıracağını şaşırdı. Önce kardeşini yolladı. Bir güzel sopayı yedi gitti. İntikam alacak aklınca. Benim bildiğim Oğuz böyle bir şey yapmaz. Olduğuna emin misin? Bence bir yanlışlık var bu işte. İnanmayın bağlım. Ama Kendal Oğuz'u dövdü deseler hemen sorarsınız değil mi nasıl yaparsın diye. Ama bunlara çanak tutan kim? Onu bulmak lazım asıl. Amca. Amca ne oldu, iyi misin? İyiyim evlat, iyiyim. Ufak tefek sıyrıklar işte. Kim yaptı sana bunu? Ya oğlum sakin ol hele. Biz işimizi hak yoluyla, hukuk yoluyla yapalım. Ben şikayetçi oldum, içeriye aldılar zaten. Otur şöyle, gel. Kendal! Kendal! Serdar. Nerede o şerefsiz? Dur, ne oluyor? Lan Kendal! Şerefsiz! İnan aşağı! Abisi tutuklandı ya, ona delirmiş. Ulan! Serdar, dur bir sakin ol. Gelsene lan buraya. Ne o delivan, abini mi arayın ha? İnsene lan ya. Serdar. Lan basket, yoksa abinin yanına attırırım seni ha. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Doğru konuş lan. Gel lan. Gel lan buraya. Lan. Sen lan. Buraya gel. Hayır oğlum. Gel lan. Gel bildiğin. Serdar çek. Herkes işine baksın. Gösteri bitti. Haydi. Komutanım iyi misiniz? İyi miyim merak etme. Komutanım bir emriniz olursa. Sağ ol çocuk. Geçenlerde sizin tanıdık gençler kaçırılmıştı yani. Evet. Onları kaçıranlar tutuklandı. Bak bu güzel bir haber işte.
Bir tanesi yaralıydı hani. Baran ben vurdum diye ifade vermişti. İşte o kendim kazayla vuruldum diye ifade vermiş. Narin buna çok sevinecek. Komutanım, aramak isterseniz. Ben sana telefon hakkında ne demiştim asker? Ben şey komutanım. Tamam, tamam. Sağ ol. Ben... Bırak Ebru abla ya. Bu şerefsiz abimi içeri attırmış. Konuşmak için bile giremedim. Öldüreceğim bu herifi. Ya Serdar ne yapıyorsun sen? Ben mi ne yapıyorum? Evet sen ne yapıyorsun? Ya siz bu adamın ne yaptığını görmüyor musunuz? Görüyorum. Kendal'ı bu hale sokanın abin olduğunu söylüyor. Ama sen böyle yaparak Kendal'ı haklı duruma sokuyorsun. Farkında mısın? Hiçbir şey yapmadan duramıyorum. Çözüm yolun bu mu peki? Kendal'ı döveceksin. O da pişman olacak. Şikayetini geri alacak. Abin de dışarı çıkacak. Ya neyi çözmeye çalışıyorsun Serdar? Bilmiyorum. Ya ben bunun hesabını kimden soracağım? Bilmiyorum. Serdar bir şekilde yoluna girecek her şeyi, tamam mı? Ama sakin ol. Gel şöyle biraz yürüyelim. Sonra da doğru düzgün konuşuruz, tamam mı? Hadi. Kendal Bey'i niye dövdün? Dövdüm, emin misin Levent? Sadece nedenini merak ediyorsun değil mi? Doğru anlamış mıyım? Ha, dövmedin. Ya olsun. Adam beni dövdü diyor. Ha, öncesinde gelip bana Kendall'ı gözaltına alman lazım dedin. Sonra gidip Şerif'in yerinde adamın yakasına yapışmışsın, geberteceğim seni demişsin. Şahitler var. E seni almaya geliyorum, elinde yumruk yarası. Ne düşünmemi bekliyorsun, olsun. Cık. Bu kadar tesadüf olur mu ya? Ben seni şüphelendiğin için yargılamıyorum. Elindeki bilgilere bakınca, evet, benden şüphelenmekte haklısın. Doğruya doğru. Evet, Kendall dövmeyi çok istedim. Ama tekrar ediyorum, ben dövmedim. Araçla ilgili bir gelişme var mı Sayın Savcı? Arabayı incelettik. Önemli bir şey bulamadık. Nasıl olur? Levent, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Oğuz, bu iş çok tehlikeli noktalara geldi. Çok ciddi suçlamalarla karşı karşıyasın. Bütün deliller de senin aleyhinde. Seni tanıyorum. Nasıl bir adam olduğunu da iyi biliyorum. Ben masum olduğunu da biliyorum. Bu işler nasıl yürür sen de iyi bilirsin. Elimden geleni yapacağım. Ama bu olay beni de aşıyor artık. Lütfen bu dakikadan sonra çok temkinli ol. Fevri davranma. Gelişmelerden seni haberdar edeceğim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Görünüz değil mi? Ne abisi bitiği ne kardeşi. Bundan sonra hareketlerinize dikkat edin. Yoksa günah benden gider. Yalnız öyle böyle değil, ahımızı bayağı bir benzetmişler ha. Oğuz komutanın böyle bir şey yapacağına ben inanmıyorum. Kendal'ı dövmüşsün deyip gözaltına aldılar. Ben Oğuz Bey'in böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Eğer abimin başına bir şey gelsin, işte o zaman neler yaparım bilmiyorum. Deniz de perişan oldu. Dünden beri ağlıyor kız. Zaten babasını yeni buldu. Bulur bulmaz da kaybetti.
Daha istifanın şokunu atlatamadan şimdi de bu. Elim kolum bağlı. Görüşmeme bile izin vermediler. Bizim abimden başka kimsemiz yok Ebru abla. Ne Deniz'in ne benim. Abimden başka kimsemiz yok. Ben varım. Ada var. Nerede peki? Ama bu... Evet. Bana çocukken bahsettiğin konak. Satın aldım. Madem bundan sonra Halfeti'de yaşamak istedin... ...bana düşen de seni krallar gibi yaşatmak. Onca yıl çektiğin tüm sıkıntıları sana unutturmak. Oğlum. Aa, Maya, bu ne güzel sürpriz. Merhaba hocam. Geçsene. Ya hoca, görmüyor musun ya? Hadi. Sakin, sakin, güzel. Hadi, hadi, hadi. Gol! Gol be! Ne oldu hoca? Ne oldu? Ziyaretçiniz var beyefendi. Geçelim. Maya, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sürpriz yapmak istemiştim ama biraz zamansız oldu galiba, kusura bakma. Yok yok, çok güzel oldu da ben hiç beklemiyordum ya. Böyle bu halinle görmeyeydin daha iyiydi yani. Korkma, kimseye anlatma. Ver, ben o çiçekleri suya koyayım. Teşekkürler bu arada. Otursana. Buyurun Meryem. Ben Oğuz Bey'i görecektim de. Ya saklama. Buyur. Sağ ol. Nari, nasıl girdin buraya? Levent Asubay dışarıda da komutanım. Lütfen kendini yorma. Ben buraya bunun için gelmedim. Hem ayrıca ben senin böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum. Yapmış olsam bile... ...elbet vardır bir sebebin. Hayat ne garip değil mi? Birkaç hafta önce şu parmaklıkların ardında ben vardım, şimdi sen. Hayatımın en zor anı seni burada parmaklar ardında yalnız bırakmaktı. Her ne şekilde olursa olsun, nerede olursak olalım, sana karşı duygularım hiç değişmeyecek Nari. Ne olacak şimdi sana? Bilmiyorum. Benim yüzümden başına dert açıldı. Kendal abim sana iftira attı. Sadece benim yüzümden. Senin ne ilgisi yok Nari? Başına gelen bütün dertlerden ben sorumluyum. Önce mesleğini kaybettin, sonra da özgürlüğünü. Bana değer veren herkese elimde olmadan zarar veriyorum. Sanki doğuştan lanetli gibiyim. Sen daha başına ne gelmesini bekliyorsun ki? Görmüyor musun? Dert açıyorum sürekli başına. Nari,
Sen dert bile olsan ben seni bin dermana değişmem Narin. Sonunda ne olursa olsun, sonunda ölüm bile olsa. Sen daha bunu anlamadın mı? Geldiğin için sağ ol. Ama şimdi gitsen iyi olur. Narin. Bu arada Ebru Hanım'a söyle. Adayla Baran'ı kaçıranları yakalamışlar. Üstelik içlerinden biri kazayla vurduğunu söylemiş. Yani adayla Baran rahat uyuyabilirler. Teşekkür ederim. Şu durumunda bile bizi düşünüyorsun. Olsun. Ben sana Baran'ı söylediğim zaman... beni hiç sorgulamadın. Tek bir soru bile sormadın. Teşekkür ederim. Hocam niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım, afiyet olsun. Ada Emre yaralandı deyince... Deyince? Çok merak ettim seni. Ama saat çok geç olmuştu, arayamadım. İyi misin şimdi? İyi, iyi canım. Böyle ufak bir sıyrık. Gerisini ağzını yaz. Teyzem tabii ne kadar büyük bir tehlike atlattığımı farkında değil. Dokuz kişiydiler. Yani sonradan dördü kaçtı, beşi kaçtı, dördü kaldı işte. Verdik sırt sırta Baran'la. Başladık dövmeye adamları. Ama nasıl dövürüz biliyor musun? Öyle kaldırıldır değil, bilinçli yani. Mesela Baran aynı Cüneyt Arkın gibi ha. Nasıl vuruyor biliyor musun? Kartal pençesi. Ondan sonra şey, o uçan kafası, hele o uçan kafası acayip bir şeydi ya, çok iyiydi. Sonra bir tane şey yaptı, normal kafa vurdu. O normal kafa da tam oturdu yani yerine. Ama Baran biraz yani kaba dövüştü yani. Ben daha teknik hani. Çünkü işi bilince daha şey oluyorsun, rahat oluyorsun. Mesela bir hareketim var benim, turna kuşu hareketi. Böyle adamın gözüne böyle gözüne sokup çekiyorsun. Yani. Onu yaptım bir tanesi zaten, iptal oldu. Sonra diğerine geçtim. Dedim şimdi buna ne yapayım? Çünkü iki tane daha adam var. Buna bir şey yaparken onlar bana yapabilir. Ben de hemen bir yaptığım bir hareket var bana özel. Sarhoş maymun tekniği. Onu yaptım. Ama nasıl yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü çok kızdığım zaman yapıyorum ben o hareketi. O an kontrol kayboluyor. Ya muhtemelen adama mesela buradan tutup, yani muhtemelen bu tarafa vurup, buradakini buna vurdurunca zaten domino taşı gibi bu tarafa doğru gidiyor. Yani bir anda üç kişiyi, dört kişiyi o hareketle dövebiliyorsun yani. Anacığım, ben bizimkilerle tanıştım. Beraber bir yemek yesek diyorum. Olur tabii. Alo abla. Fikriye, uyandın mı? Ben şimdi geleyim hastaneye. Hastanede değilim abla ben. Neredesin? Yeni evimizdeyim. Söyleme hemen. Teyzeme araç göndereyim, beklesin. Gelince görsün sürpriz. Abla, Kenan seni almaya araba gönderiyor. Tamam. Anacığım, ben bir Kendall'ı görmeye gideyim. Tamam oğlum. Ayşe nereye? Okul yok ya bugün, işe gidiyorum. Ben de geleyim mi? Gel. Dikkatli ol kızım. Tamam, merak etme. Ana nereye? Fikriye yeni eve taşınmış, oraya gideyim. Biz de gelelim mi? Geçmiş olsun deriz, evin hayırlı olsun deriz. Demeyelim mi? Ha, değil. Değil. Emine? Yok ana, biz gelmeyelim Sibel'le. Bir sürü iş güç var. İşi gücü düşünen bir tek sen varsın Emine.
Sayende acımızdan ölmeyiz, pisimizden kokmayız işte. Yapar Emine ablam, yapar. O zaman ben üstüme bir şey alıp geleyim ama. Acele etme, Kenan araba göndereymiş. Ana, ben de çarşıya gidecektim. Bugünlük siz gitseniz. Hey. Amos. Ağam sana ne oldu? Ağam bu kötülüğü sana kim etti? İsmini ver bana ağam. Rıza, işine gücüne bak, haydi. Haydi lan. Serdar, sakin olmalısın. Deniz'in yanında olmalısın. Sen onun amcasısın. Ayrıca Oğuz Bey'e de hiçbir şey olmayacak. Bak gör. Sağ ol Ebru abla. Ben gideyim artık. Adanın yanına gidelim mi? Yok. Ben gideyim, Deniz yalnız kalmasın. Peki. Doğru düzgün bir tanışma fırsatımız olmadı. Yanlış zamana denk geldik. O yüzden seni ziyaret etmek istedim. İyi, ettin işte. Geçmiş olsun. Kaza mı? Böyle uzaklara bakınca çözülüyor mu? Çözülecek ne var ki anne? Bugün sen çıktıktan sonra Serdar geldi konağa. Kendini saldırmaya kalktı. Oğuz Bey'i gözaltına almışlar. Güya Oğuz Kendini dövmüş. Oh, iyi yapmış. Ben Oğuz Bey'in böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Ama asıl mesele ne biliyor musun ana? Ne? Serdar perişan, çaresiz. Yanında birini istiyor, seni istiyor. Ama ona o kadar uzaksın ki. Anne. Biliyorsun işte. Bak kızım, her türlü dert, sıkıntı yaşanır ama geçer. Sen Serdar'dan Maya yüzünden ayrıldın. Ne oldu? Maya perişan. Serdar desen öyle. Sen de perişansın. Yani bu şekilde davranarak Maya'ya yardımcı olamazsın. Bence artık Maya'yı karşına alıp konuşmalısın. Anne, yapamam. Zaten bu saatten sonra bir anlamı yok ki. Yapmak zorundasın. Yapmayacağım. Sen de söz verdin, karışmayacaksın. Ada nereye? Bak Kenda, ben buraya yerleşmeye geldim. Annemin son arzusu diye. İstiyorum ki annemin ne kadar ömrü kaldıysa burada, bu topraklarda kardeşi ve yeğenleriyle mutlu geçirsin. Hey, ne diyeyim? İşin gücün rast gelsin. İşler güçler var, bileyim mi? Haydi. Kendal, burada bazı yatırımlar yapmak istiyorum. Senden başka da güvenebileceğim kimse yok. Eğer bana yol gösterir, yardımcı olursan minnettar olurum. Ne kadar paradan söz edeyim mesela? Simon'ın
Biraz zaman alacağı bir para. Seninle iyi anlaşacağız Deyzem oğlum. Hadi hoş geldin. Buyur. Sabri. Sabri. Buyur ağam. Önce misafirimize ulan. O ağasına saygısızlık yapmak istemiyor. Bence haklı. Önce ağana ver. Misafirimize dedim. Kendi al. Beni misafir olarak mı görüyorsun? Ya yok ondan değil. Ula ver hadi ver de ver Allah'ın cezada çık haydi haydi. Kahvelerimizi içtikten sonra fabrikayı gezdireyim sana. Çok sevinirim. Ya soracım unutayım ha. Deyzem nasıl? Hastanede bir şeye ihtiyacınız olursa bir telefon yeter ha. Sağ ol Kendal. Anneme çok yardımcı olmuşsun. Hastaneden çıkarttım zaten. Tedavisine evde devam edilecek. Ev mi? Hangi ev? Patuşların konağı var. Bilirsin. Patuşların konağı mı? Evet. Allah Allah. Kiraya mı verdiler? Yok. Satın aldım. Anam hep anlatırdı o konağı bana. Ben yıllarca uğraştım satın alayım diye. Sahibi tutturdu satmam diye. Neyse, sana kısmetmiş. Çok iyi etmişsin, çok iyi. Allah'tan yabancıya gitmemiş ya. Emine telefonunu rica edebilir miyim? Buyur. Sağ ol. Efendim Emine teyze. Maya kızım neredesin sen? Anne. Elif hocalara gelmiştim. Emre'nin yaralandığını duyunca onu görmek istedim. Bir şey mi oldu? Gelince konuşacağız seninle. Anne, söyler misin ne oldu? Mayacığım şimdi böyle telefonda konuşulacak bir şey değil. Gelince konuşacağız dedim sana. Tamam peki. Ne oldu? Kıymayı elimle koydum yok. Nereye gitti ki? Ebru. Ebru çocukları kaçıranlar teslim olmuşlar. Teslim mi olmuşlar? Evet. Hem de içlerinden birisi arkadaşının vurduğunu söylemiş. Ata ben vurdum demişti. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama çocuklar kurtuldu işte. Çok şükür. Yani sen iyi misin? Bir şey olmuş. Ne oldu? Oğuz gördüm.
Nasıl ya? Ya tamam, sakin ol. Bir şey olmayacak. Nasıl olmayacak Serdar? Nasıl olmayacak? Önce işini kaybetti, şimdi bu. Ya ben anlamıyorum, benim aklım almıyor ya. Fikriye, Sayden iyi misin sen, ha? Kenan seni getirmiş buraya böylece. Sen de kanıt canı olacaktık ya abla. Her şeyi buraya taşıttı zaten. Laftan da anlamıyor ki benim oğlum. Evde bir de yardımcı var. Ana baksana, hastaneye buraya taşmış resmen Kenan abi. Ay teyze, biz de gelemedik ya. Kusurumuza bakmadın değil mi? Ablam hep başımdaydı zaten. Gözümü ne zaman açsam oradaydı. Ay burası pek güzelmiş ya. Ben buradan geçiyordum ama işini görmedim. Çok merak ediyordum. Pek güzelmiş. Seni bu merakın öldür aşk zaten Özlem. Ana niye öyle diyorsun ya? Abla, Kenan hep beraber bir yemek yiyelim istiyor büyük aile olarak. Tanışalım istiyor. Ay pek güzel olur. Ana deme. Şuraları göreyim değil mi? Bu gördüğün fıstık bahçelerinin çoğu bizim. Kalanına da kira ödeyeyim. Yani anlayacağın, bu tarlalardaki bütün fıstıklar bana geliyor. Kira mı ediyorsun? Neden satın almıyorsun? Bu fıstık bahçelerini almak kolay değil. Şimdi eskisi gibi değil. Değer katlandı. Çok para istiyorlar. Bunları ben alayım. Toprakların hepsi bizim olsun. Ne dersin? Her şeyi sen halledersin. Bana da kardan bir pay verirsin. Olur biter. Neden Eloğlu kazansın değil mi? Hay ağzın bal yesin he mi? Doğru değil. Balı sen boş ver de yemek yesek. Ailecek. Ya olur tabii, misafirim oldun, hürmet edeyim. Kendal yine mi misafir lafı? Ya yok, ağız alışkanlığı işte. Peki. Ben her şeyi organize ediyorum o zaman. Tamam olur. Haydi gidelim. Patates. Ne? Ya of. Dur altını kapattım. Ya dibi tutmuş işte. Üzülme, bir bakayım. Yok vallahi. Üstleri güzel. Bakayım. Vallahi lokum gibi olmuş. Ben açım zaten. Vallahi çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ebru, ben bilmiyor muyum Oğuz'un abimi dövmediğini? Ama Oğuz'un başına ne gelirse bana olan sevgisi yüzünden geliyor. Sevme beni diyorum. Ama seviyor. Ben de sevmeyeyim diyorum, vazgeçeyim diyorum ama olmuyor işte. Seviyorum. Kendine bu kadar yüklenme. Olanların sorumlusu sen değilsin. Ayrıca Oğuz da tüm bu olanlara sadece seni sevdiği için katlanıyor Nari. Sağ ol.
Tıraş bıçağı da getirdim sana. Kendal'ı? Hı hı. Çok yanmamış ama. Yok ya, suyu bile var vallahi. Çok güzel olmuş. Niye öyle bakıyorsun? Ona bakmak denmez. Ne denir? Düşmek denir. Düştün mü? Kötü düştün Melek. Tutup kaldırsan ya. Belki de orada kal istiyorumdur. Sen bana çok ayıp şeyler söyleyeceksin. Ayıp ediyorum o zaman. Ben gideyim. Gidiyorum ben. Melek. Oğlunuz. Efendim oğlum. Anneciğim, Kendal yanımda. Yemek davetimizi de kabul etti. Tamam. Ben de ablamlarla konuşurum. Tamam. Ben bugün için organizasyonu yapıyorum. Söylersin teyzeme. Ha, onlar için araç da göndereceğim. Sıkıntıya girmesinler. Tamam. Tamam oğlum, söylerim. Sen merak etme. Kenan. Kendal'ın yanındaymış. Yemeğe misafirimizsiniz. Kenan yer ayarlayacak. İyi madem. Kendal da olur dediyse olur. Ama hepimiz, bütün aile bir arada ha abla? Ne oldu Özlem, bir şey mi var? Ama Ebru yenge gelir mi ya o kadar olayın üstüne? Ebru gelir. Ebru aile olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden Ebru gelir. Yani bence de gelsin ama. Tamam Özlem, tamam. Ne oluyor ya? Hadi. Eminim Baran'la çok iyi anlaşırsın. Önce bulalım sonra anlaşırız. Bir bir şikayet edeceğim seni, yeter mi? Bak gördün mü? Bu kadar basit işte. Yanmasına rağmen hiç kimseye hayır demeden yaşıyorum. Sen böyle sevilmeyi nasıl başarıyorsun ha? Anlatsana birazcık. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Düzelecek her şey, güven bana. Söz mü? Baba! Sadece savcıya gidip ifade vereceğim. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun ya. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Deniz, sakin ol. Serdar, Deniz'i eve götür.
Haydi ana, hazırlanalım. Daveti bekletmek olmaz, öyle değil mi? Ne oldu ana? Sen çarşıdan mı geldin? Hı hı. Elinde bir şey yok. Şey, baktım ana, öyle içmesinden bir şey olmadı. Bir başından nerelere gideyim kız sen? Ha? Haydi. Ebru, Sibel, Emine, hadi hazırlanın. Fikriye ile Kenan bizi akşam yemeğe davet etti. Oraya gideceğiz. Ben gelmesem olur mu? Mehdi biraz huzursuz. Ne olur ne olmaz şimdi. Ana, ben de Sibel'in yanında kalayım. Ebru? Kadriye Hanım, ben size saygısızlık etmek istemiyorum. Ama Kenan'ın oturduğu masaya bir daha asla oturmam. Fikriye çok ısrar etti ama. Anlıyorum sizi. Ama kendi halde çocuklarımı el kaldırmayacaktı. Herkes için susarım. Ama çocuklarım için asla. Lütfen beni affedin. Fikriye Hanım'dan da benim adıma özür dileyin. Tamam kızım. Ne diyeyim? Bileşik sözüm, sabun açık halim yok. Efendim Fikriye? Abla, Ebru geliyor mu? Gelmiyor. Ben Kendall'la aynı masaya oturmam diye. Ne diyeyim? Kız abla. Tamam abla, ben geliyorum. Tamam. Oğlum. Benim ablamlara gitmem lazım. Neden? Ebru. Murat'ın hanımı. Kendall'la arası hiç hoş değil. Gelmem diyormuş. Beni kırmaz diye ümit ediyorum. Tamam. Hadi gidelim. Sen işine gücüne hazırlıklara bak. Çocuklar beni götürür. Peki anacığım. Peki. Çok teşekkür ederim Maya. İyi olmana sevindim. Ben bırakayım seni eve. Hocam hiç gerek yok. Zahmet etmeyin. Olur mu öyle şey? O zaman ben de geleyim. Emre. Niye teyze ya? Biraz hava alırım ben de. Emre. Ya teyze, ama bak böyle evde dura dura daha çok hasta olacağım. Bu sefer ruhen hasta olacağım. Hadi git giyin o zaman. Niye direniyorsam? Ya teyzelerin en güzeli bu, biliyor musun? Ben hemen giyinip geliyorum o zaman. Korkma. Babanı alıp gideceğiz, tamam mı? Fikriye Hanım. Çok iyi görünüyorsunuz. Sayende kızım. Olur mu öyle şey canım? Buraya ayağına kadar seni bizzat çağırmaya geldim kızım. Fikriye Hanım, ben... Ablamlar anlattı olanları biliyorum. Benim hatırım için bir kez daha katlan. Sadece benim için. Sen beni ablamla kavuşturdun. Sen gelip beni bulmasaydın belki de şu anda yaşıyor olmayacaktım. Dışarıda bir araba seni bekliyor olacak. Ben de seni bekleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Fikriye? Abla, biz önden gidiyoruz. Orada görüşürüz. Tamam. Yenge, keşke sen de gelseydin be. Çok güzel olmuşsun. Vallahi mi? Yüzbaşım, hakkınızdaki soruşturma ile ilgili söyleyeceğiniz bir savunmanız var mı? İftiradır Sayın Savcım. Bahsedilen kişiye herhangi bir mukavemetim olmamıştır. Sayın Savcım, Yüzbaşı Oğuz
müvekkilim olan kendi aşağım ver diye görevini kötüye kullanarak gariban, zavallı bir kızcağız olan Gülsüm Alkan'a bir itiraf mektubu yazdırmış. Kız vicdanına yenik düşüp gerçeği adalete itiraf etmiştir. Tamam. İddia dosyasındakinden farklı bir şey söyleyecek misin? Hayır Sayın Savcım. Oğuz, adamı tehdit etmişsin. Hakkındaki soruşturmanın kaynağı da kendi alşam ver diye kumpas kurmak, görevi kötüye kullanmak. Böyle olunca da sadece darptan ifadeni alıp seni bırakamam. Tutuklamak zorundayım seni. Ben sadece doğru bildiğimi yaptım Sayın Savcım. Götürebilirsiniz. İyi bir haber ver avukat bana, haydi bağlı. Alo. Kendal Bey, komutan tutuklu olarak yargılanacak. İçeriye aldılar. Tamam avukat, sağ ol. Sağ olasın, haydi. Kendal her zaman kazanır. Öğrenemediniz, gitti. Kenan Bey gönderdi, buyurun. Hiç içime sinmiyor Emine böyle. Ha, yarım yarım. Allah Sibel'le çocukları yalnız bırakmayın. Eve götür Serdar. Peşinden de sakın gelmeyin. Beni oraya bu şekilde girerken görmenizi istemiyorum. Bu emirdir. De gelmedi. Telefonu vereyim mi? Aramak ister misin? Yok yok, şimdi spoz etmeyin. İlla gelirler. Ebru abla, nasıl oldu rüzgar? Ay, yani korktuğum kadar olmadı. Çabuk atlattı bu sefer. Zaten sabah Maya okula götürdü onu. O da kendine şerbetlendi. Tövbe tövbe. Ebru, biliyorum hep aynı şeyleri diyorum ama gitmeliyim. Ya ben bunu daha yeni uyuttum ya. Niye ağladı ki şimdi? Ben bir bakayım. Ebru, tamam seni anlıyorum ama yine de gitmelisin. Kendal'ın gözünün içine baka baka olmanı istemediği her yerde olmalısın. Meydanı mı bırakacaksın? Korktuğunu mu düşünsün? Maya. Gel biraz konuşalım seninle. Hoş geldin Kendal. Eyvallah teyzem oğlum. Abla, Sibel, Emine çocuklar neredeler? Fikret'e sen bilmiyorsun değil mi? Biz hiç tas tamam sofraya oturamayız. Ana ne bakıyorsun ya, yalan mı? Sibel'in bebeği rahatsızlandı. Bebek işte. Emine de yanında kalmak istedi. Baran'la Ayşe de Antep'telermiş. Ay gençler işte. Ebru'yla kızlar da bileyim. Böyle yarım yamalak olduk ama. Neyse. Bir dahaki sefere. İyi olsun. Buyurun. Geçelim.
Anne, eğer Elif hocalar habersiz gittim diye kızdıysam... Benim konuşmak istediğim şey başka Maya. Ne konuşacağız ki? Ada ve senle ilgili. Tabii bir de Serdar. Serdar mı? Onunla ne ilgisi var? Bir tek ben bilmiyorum. Ada da biliyor. Neyi biliyor? Ada Serdar'dan neden ayrıldı hiç düşündün mü Maya? Senin için. Benim için mi? Evet. Seni o kadar çok seviyor ki. Senin Serdar'dan hoşlandığını öğrenince... bunu senin gözünün önünde daha fazla devam ettiremeyeceğini anlayıp terk etti onu. İstanbul'a gitmek istemesinin sebeplerinden biri de buydu. Anne. Söyledim. Başka ne yapabilirdim ki? Ben üzülmeyeyim diye mi? Ama şimdi de sen zarar gördün. Aynı balondaki gibi. Balon mu? Ben alırım. Çok acıdı mı? Çok acıdı. Keşke hiç yapmasaydın. Yapmasaydım o zaman da senin canın yanardı. Salak mısın sen Ada? Yok değilim. Sen salak mısın? Galiba birazcık. Salak malak seviyorum kız ben seni. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bak ne kadar yalnızız aslında. Hiç kimse yok. Kimse arayıp sormuyor ne haldesiniz diye. Senin de babamın da peşlerinden koşturup durduğumuz şan verdiler. Ay bırak gelip bize burada destek olmayı. Bir aramadılar, telefon bile etmediler. Haberleri yoktur belki. Kesin yoktur. Serdar, neler oluyor şimdi hiç anlamadım, öğrendim. Buyurun. Deniz neredeydi, çok merak ettim. İçeride. Deniz. Abim tutuklu yargılanacak. Ne diyorsun ya? Tamam gel, oturalım şöyle. Kızım, Kenan Bey.
yanlış ya. Ay bu ejder müzik değil mi ya? Ben çok severim. Mozart değil mi bu? Çok severim. Bilmediğim beş vakit namaz değil mi Özlem? Emine ve Sibel Hanım da keşke burada olsalardı. Ve tabii Ebru Hanım da. İşte çocuk olunca zor oluyor ya. Her neyse. Bir dahaki sefere. İnşallah, inşallah. Buradan ya senin ya benim cesedim çıkacak. Haydi bakalım. Bir sen bir ben bir de Allah var. Ebru, araba hala seni bekliyor. Benim tanıdığım Ebru, inadına gider. İnadına Kenan'ın karşısında oturuyor. Ben de buradayım. Sen neredeyse ben de oradayım der. Yine de sen bilirsin. Aslında böyle şeyleri pek beceremem ama Kenan ısrar etti. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ ol. Zaman biz yaşlılar için çok daha hızlı geçiyor. Siz gençlerin bir saatiyle bizim bir saatimiz bir değil. Bu yüzden her anını dolu dolu yaşamak gerekir. Biliyorsunuz çok ciddi bir hastalığım var. Ama doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ne kadar yaşayacağımı Allah bilir. Ne kadar yaşayacaksam sizlerle, ablamla geçirmek isterim. Biz yeniden büyük ve güçlü bir aile olabiliriz. Gücümüzü servetimizden değil, birbirimizle olan bağımızdan almalıyız. Kan bağı önemlidir. Bağ koparsa geriye kan kalır. Ele bulaşır, yüze bulaşır. Yarına da düne de bulaşır. Kan bağı önemlidir. Kardeş olmak önemlidir. Birbirini affedebilmek önemlidir. Af dileyene sırt çevirmemek gerekir. Dün el dediğin bugün can olur. Dün yüzünü görmek istemediğin insan için yarın gözyaşı dökebilirsin. İşte beklediğimiz misafirimiz de geldi. Thank you.
siz. Dünya ne kadar küçük. Öyle değil mi?